Senin kimseye borcun yok. Sen kimseye bir şey yapmadın. Babanın günahını yüklenmek zorunda değilsin. Küpemi kaybettim. Nasıl bir küpe? Gümüş. Zümrüt'ün hediyesiydi. Manevi değeri çok büyük benim için. Ailemden kalan son hatıra o küpe benim. Olmadan eksik gibiyim. Çok teşekkür ederim. Kardeşin ne diyeseydi bunlar? Çok kıymetli demişti. Neden ardında bıraksın ki bunları? Allah'ım yardım et bana. Ne olur kurtulayım buradan. Gitsene doktora. Herkes senden şüphe etmeye başladı. Nasıl gideyim, delirdin mi? Hiçbir işimiz yok artık. Yeni doktor hamile olmadı mı hemen anlar. Ya böyle de anlayacaklar. Herkes senden şüphe ediyor. Ya ben bir şekilde halledeceğim. Sen yine aynı hastaneye git. Ya inat etme, git işte. Kalk in, gidiyoruz.
haber edin ha. Ne oldu? Ne konuştunuz? Özür mü diledin? Özür diledim. Dua et de o bebeğe bir şey olmasın. Şikayet ederlerse yanarsın. Tamam, neyse konuşuruz. Bunları acil imzalaman gerekiyor. Yeni getirdiğimiz değerli taşların cilalanma kalitesi, berraklığı, simetrisi ile ilgili rapor. Eğer onaylarsan sertifikalandıracağız. Bunları bırakıp gitmezdi. Efendim abi? O. Giderken küpelerini bırakmış. Dilan mı? Unutmuştur herhalde. Olmadı en kötü kargo ile falan göndertiriz. Hayır, unutmaz. Bunlar kardeşinin hediyesiymiş. Kırıldığında bile kahroldu. Hem sadece o da değil. Kimseye veda etmeden, eşyalarını da yanına almadan gitmiş. Yani belki aklı karışsın istemedi. Olabilir. Olamaz. O öyle biri değil. En azından Kader ablaya veda ederdi. Anne kız gibilerdi bu evde. Ne oldu o zaman? Bu işin içinde bir iş var bence. Bundan nereden çıkardın? Hissediyorum Kerem. Bence o gitmedi. O böyle çekip gitmez. Kim arıyorsun? Dilan'ı mı? Düşmüyor. Belki de uçakta. Sanmam. Uçağa binmiş mi hemen kontrol et. Onu bulmamız lazım Kerem. Başına bir iş bile gelmiş olabilir. Bu arada Viyana meselesini babaannemler bilmesin. Bir şey belli etme. Tamamdır. Neredesin? Ben korkuyorum da yarın gelsek olur mu? Mine, yarın geç olabilir. Şimdi sıcağı sıcağına kontrol edilmesi daha iyi. Zümrüt haklı. Bak eğer istersen yanında dururum ben senin. Tutarım ellerinden. Korkmazsın o zaman. Tamam mı? Anlaştık mı? Güzel. Kimliğini verir misin? Ben girişini yaptırayım seni. Oyalı onları, oyalı. Aa, yok. Evde unutmuşum kimliğimi.
Hayda. Bu hiç iyi olmadı işte. Kimliği olmadan giriş yapmazlar ki. Belki kimlik numarasını falan verse yeterli olur. Mine, hatırlıyor musun kimlik numaranı? Ezberimde değil ki. Ver bir de ben bakayım, sen telaştan bulamamışsındır. Ya baktım işte, bırak. Ama... Al işte, beğendin mi yaptığını? Buradaymış işte. Aa. Telaştan bulamamışım ya. Normal. Gerildim. Tamam, neyse. Ben gideyim, girişini yaptırayım size. Uf, sağır. Acele etsene. Ne yapacaksan yap bir an önce. Uyalayamayacağım.